Ya kendi gibi gider zannediyor. Öyle bir şey yok. Yes. Yok yani. Hocam, İşte bizim fakat... Türkiye'de böyledir. Yani bu halk bu cumhuriyetin farkında değil. Bu nedir? Burası nasıl bir coğrafyadır? Bunun etrafı nedir? Burada nasıl düşünülür? Böyle bir huday nabit biz yaşarız yani. Biz gideriz. Nereye gidiyorsun ya yani? Hiçbir şey şaşırmaya niyetim yok yani ama... bu sorumsuzluk getiriyor. Bu hocam, seçmende şey de var, seçilende herhangi de var. Bir millet düşünün, bir devlet, bir halk düşünün. Cumhuriyet, o devleti 100 yaşına girmiş, böyle mi kutlar? Hayır, yani 100. yıl böyle kutlanmaz. Yani hiçbir cumhuriyet 100. yılını böyle kutlamadı. 200. yılını böyle kutlamadı. Umumi, maşeri vicdanın aslında en zayıf olduğu ülke Amerika'dır. Yani... Çünkü Amerikalılar tuhaf bir millet. Yani onun için United States önemlidir. Kendi state'i arkasında kalır. Yahut ondan övünür ama böyle törenlerle kutsayacağı kadar mühimsemez. Anladın mı? Yani mesela herhangi bir imparatorluğun böyle idare edilen azınlık mensubu insanları vardır tarihte. Allah çarı korusun ve bizden uzak tutsun lafı oradan gelir. Bir güvencedir o devlet bulunsun, bu yaşasın ama bizden de uzak tutsun. Babamın oğlu değil, benim değil diye bakar. Amerika'da böyle bir tuhaflık vardır. Buna rağmen orada bile bu kutlanırdı. Fransa falan tamamen milli bir mesele. Mesela monarşilerin 200. 300. yılı kutlanıyor. Çünkü benimsiyor insanlar. Kendi tarihidir hocam. Kendi tarihi. Yani harbin ettiğinde Romanovları kutsadılar. Romanovların çok sevinen Rusya hanedanı değil. Bir sürü insanlar şey yapıyor, uzak ondan. Ama öyle değil. Burada bu cumhuriyete bu saygıyı göstermedi insanlar. Bunu ben söylerim. Kimse kusura bakmasın. Türkler cumhuriyetlerine saygı göstermediler. Sahip çıkmadılar. Ne hazin, ne hazin, ha, hazin. Ayıp. İnşallah 150. yılda başka bir nesil çıkar. Belki de çıkmaz, bilmiyorum. Fakat hocam şöyle dürüstçe konuşmak gerekirse. Ben yani iktidara bakıyorum, peki onlar öyle. Muhalefete bakıyorum, Cumhuriyet Halk Fırkası... Bu... Cumhuriyeti kurmuş. Ben Cumhuriyet Hiç Halk Fırkası'nın ruhunun pek farkında olduklarını zannetmiyorum. Ya mahkemeye de verebilirler beni. Bazı delilleri getiririm. Olabilir, partiler değişebilirler. Ruhu değişebilir, kadroları değişebilir. Ama bunu da açıkça söylemek lazım. Yani... Biz, ben 100. yılını o fırka aşağı yukarı cumhuriyetle eşittir biliyorsun. Evet. Dengi dengine gelir. Tartışılır. Hangisi müdafaa-i hangisi? Hukukun dönüşü, Cemiyeti. Dönüşümden bilmem neye gelişi falan ama Cumhuriyet Halk Fırkası tipi başka bir şeydi. Şimdi hocam bakın iktidar muhalefet lafı nereye getirmek istiyorum. Şimdi biz bu kitabı sizinle, sizin engin deneyimleriniz, bilginizle ben 15 yıl önce yaptık. Şimdi Kronik bunun geçen hafta yeni baskısını yaptı. Cumhuriyet'in ilk yüzyılı İlber Ortaylı. Ben nacizane sordum, hocamız anlattı. Burada Cumhuriyetimizin ulaştığı noktaları da anlatıyoruz. Ulaşmak istediği noktaları da anlatmak istiyoruz. Hocamız her zaman müesseseleşmekten bahseder. Hep şunu söyler. Ta Osmanlı'dan beri bizim... Kurumlaşmaya bakacaksın. Kurumlaşmazsan işin yok yani. Böyle bir aile bile olmaz. Bırak şirketi falan, bir ailede bile... Belirgin adetler, ilişkiler yerleşmemişse orada aileden bahsedilmez işte. Bir arada oturan bir ana baba ve çocuklar vardır. Şeysi yoktur onun. Aile kurgusu içtihafında kurulmuş bir başka. Çünkü neye güveneceksin? Efendim falan yerde zeytinliğim var aile. Veyahut bilmem arabam var, bankada param var. Buna güvenemezsin ki. Neye güvenirsin? Bir aile yaşam için, hakikaten kendine güvenerek oturmak için neyine güvenir? Nedir onu tutacak şey? Onu tutacak ilişkileridir değil mi? Evvela içine girdiği sülale, ondan sonra karı kocanın kendi bağları ve yapıları.
çocuklarla olan ilişkiler, çocuklar niçin emin olurlar hayattan? Ana babaları etrafındadır, mutlu bir bağ vardır. Mutsuz olan ailelerde, ana babaların geçinemediği ailelerde bütün psikologlar ve eğitimler söylüyor. Çocuklar da ipso facto güvensiz yaşarlar, değil mi? Tabii. Yani çocuklarda bir güvensizlik vardır, bir ürkeklik vardır. O güvensizlikten gelen muhtelif reaksiyonlar vardır. Ya saldırgandır, ya çok aşırı mazlumdur. Bir şeyler çıkar. İşte toplumlar da böyle. Bu toplumun değerleri maalesef istenen ölçüde değil. Niye çok hocam? Açık. Niye? Çünkü bulunduğun siyasi birliğe, siyasi kurumlarına karşı saygın olacak. Bu insanlarda o yok. Yani yok. Ben bunu görmüyorum. Bu gittikçe de zayıflıyor. Hocam şimdi mesela... Mesela sağın solun şeylerine bakıyorsun, tabularına ve boş verme. Bana benzemiyor. Ben bunu göremiyorum. Yani bu mesela Sovyetler Birliği'nin insanlarında bir şeyler vardı kurumlarına karşı. Bir bağlılık. Burada solcuda da yok, sağcıda da yok. Bir istisnai adamlarda var bu. Nadiren çıkıyor. O istisnai adamlarla maalesef devlet ve toplum kurgusu iyi gitmiyor. Bunu söylemek lazım. Fakat hocam şimdi siz hep bize şunu söylediniz. Osmanlı'dan yeni genç cumhuriyete intikal etmiş bizim hariciyemiz, maliyemiz, askeriyemiz evet, var. Evet, o hariciyeye önem veriyor musun? Veriyor musun yani o senin için askeriye? Kaç kişi gereken saygıyı gösteriyor? Şimdi adam çıkmış gitmiş yurt dışına mesela. Evet, orada evet. Ekmeğini kazanıyor. Peki bu adamın doğru dürüst hiçbir güvencesi yok işte. Çalışıyor. Bulunduğu toplum hiç de ona fazla saygı tutmak bir yana bir sahip bile çıkmıyor. Yani bu iyi bir alettir. Önemli bir unsurdur. Şuna bakayım falan havasında değil herif yani. O da çok açık. Ben bunu söyleyebilir misin? Yani Almanya Türk sınıfına çok sahip çıkıyor. Yeni yeni Türklerin henüz işe yaradığını falan iyi vatandaş olduğunu. Üçüncü kuşak, olduğunu, dördüncü kuşakta iyi yeni okudular. Yeni yeni görüyorlar. Yani yeni yeni. Adamda böyle bir şımarıklık var. Geldi gider yani böyle... Bir eve alındığı kıymetli bir alet gibi bile bakmıyor ona. Şimdi böyle bir adamın aslında bir yerde uzayda durması lazım. Kendi de bunun illaki dünya çapında bir geçerliği olan iş sahibi değil, marifet sahibi değil. Hepsi olamaz zaten, mümkün değil. Ya o adam gidiyor, vesile-i hasene ile seçim günü, kurulan sandığın başında memurlara hakaret ediyor bilmem ne. Ya ben bu kadar şey adamım, sefaret-i celileye kravatsız asla gitmem. Yani gitmem yani olmaz çünkü işte orası bir yapıdır, bir şeydir. Hadi bırak bu törensel şeyi. Yani insan bir garip ülkedesin. Ne suyunu biliyorsun, ne havasını, ne insanlarını, ne dilini. Orada böyle bir kendi bayrağın olan, kendi dilini konuşan bir yerde sana sandık kurmuş, seçimde rey veriyorsun. Rey verdiğini ne kadar tutuyorsun, vermediğini ne kadar tutmuyorsun onu da bilin. Herif hakaret ediyor hocam, ya. Yani böyle şimdi, bir şey olabilir haklısınız. Mi? Haklısınız. Şimdi mesela iktidar, muhalefet, işte kurumlar peki ama bir de hocam sizin yine bu kitapta çok altını çizdiğiniz bizim sanayi kuruluşlarımız var. Evet. Büyük holdinglerimiz var. Milyar milyar dolar cirolar. Onlarda da bir hareketlilik, bir bilinç yok hocam. Evet, gerçekten olan da var. Göstermelik olan da fazla yok. Onu söyleyeyim. Burada artık isim vermeye, hatta kuruluşların adı üzerinde durmaya bile hakkımız yok değil mi? Evet. Reklam kanununa falan. Ama mesela çok önemli bir şey yapan varsa söyleyin. Örnek olsun. Yapılabiliyor. Mesela çok oturaklı holdinglerimiz, şirketlerimiz bir takım işleri yapmaya devam ediyorlar. Öbürlerinin pek umurunda değil. Her şeyi gösteride. Yani onlar evet, gösterir. Çok önemli. Çünkü daha kurumlaşma o alanda da olmamış. Yani unutmayın. Üçüncü, dördüncü kuşak sanayicimiz pek yok. Yok yani. Bu çok açık.
çoğu geldim geçtim havasındalar. O zaman olmuyor. Olmuyor. Şimdi fakat hocam böylesine bir dönemde sizin sosyal çevreniz hep